Nikki. What the fuck is going on here? Nikki. Are you done? Because you really like it. Yeah, she's working. It's like when those space overs. Bye. That dog's actually biting. Jeez. Oh my god, he's Ah, got it! Ah, again, he's grabbed me! Ronnie's grabbing his nose! Get off! Get up a little bit. Why is it always me? Again. No more. My brain. Damn, Ryan's getting laid. Herkese merhaba. Elimde şu anda Samsung Galaxy Beam var. Samsung'un projeksiyon cihazlarını cebe sokma hamlesinin bir ürünü konumunda. Bu yılın başlarında Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılmıştı bu cihaz ve biz de Barcelona'dayken bu cihazı incelemiştik ve detayları, izlenimlerimizi sizinle paylaşmıştık. Telefon kısa bir süre önce Avaya tarafından Türkiye'de de piyasaya sunuldu. Yaklaşık 1500 liralık bir fiyatı var ve biz de test merkezimize gelen bu cihazı biraz daha yakından inceliyoruz. Samsung Galaxy Beam tasarım anlamına baktığımızda biraz kalın bir cihaz. En ince Android cihazı olarak nitelendirmek yanlış olur. Ancak kibar durduğunu söyleyebiliriz. Bunda tabii ki cihazın kavisli yapısının, tasarımının önemli bir rolü var. Hem köşeler hem de arka yüzey oldukça şık hatlarla donanmış ve bu sayede telefonu tek elde rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Kalın olsa bile rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bunu söylemek gerek. Telefonun öncelikle tasarımına biraz daha yakından bakalım. Sol tarafta 3.5 mm'lik kulaklık şakı var. Ses kontrol tuşları var. Normal mini sim kartların kullanıldığı bir sim kart yuvası var. Kapak arkasına gizlenmiş. Sağa baktığımızda 32 GB'a kadar destekli microSD kart yuvası bulunmakta. Hemen üstünde açma kapama tuşu var. Güç butonu var. Hemen onun üzerinde de projeksiyon tuşu var. Üste 15 lümenlik projektör yer almakta. Projektör dikkat ederseniz cihazın üst kısmını biraz daha kalınlaştırıyor. Bir bombelik katıyor. Bu bombeliğin etkisini arkada da görmekteyiz. Arkaya baktığımızda oldukça sade 5 megapiksel kamera var. 720p video kayıt yetenekli. Flash var. Hoparlör ızgarası var. Samsung yazısı. Sağ tarafta ufak bir delik var. Buraya tırnağınızı sokarak görmüş olduğunuz gibi kapağı çıkartıyorsunuz. Sarı renkli bir kasa ve şeritte tuşların yer aldığı şeritte biraz da turuncuya kaçan bir sarı tonunda. Telefonda 2000 mAh'lık bir batarya var. Oldukça rahat bir kullanım ömrü sunacaktır. Plastik bir kapak yine cihazın arkasını tamamen kapatmakta. Çıkarılabilir bir kapak olsa da sağlam durduğunu, fazla oynamadığını söylemek gerek Galaxy Beam'in kapağını. Öne baktığımızda 4 inçlik 480x800 çözünürlüklü bir ekran var Galaxy Beam'de. Bunun sıra ekran altında navigasyon tuşları dikkat çekiyor.
En ortada Home tuşu var. Bunun yanı sıra kenarda da menü ve geri tuşları yer almakta. Üste bir kamera daha var. 1.3 megapiksellik ön kamera var. Galaxy Beam'de bunu da belirtelim. Telefonda Android 2.3 Gingerbread çalışmakta. Samsung Galaxy Beam'de bu kullanıcı deneyim açısından baktığımızda daha önce incelemiş olduğumuz Gingerbread yüklü Galaxy telefonlarından çok farklı olmadığını söyleyebiliriz. Yine Google uygulamaları mevcut. Google Play Store üzerinden birçok uygulama indirebilirsiniz. Aynı zamanda Samsung'un da Android telefonlarında gördüğümüz birçok uygulama bu telefonda da var. Görev yöneticisi, not, ses kaydedici, sesli konuşma, fotoğraf düzenleyicisi, Samsung Apps, Chaton gibi Samsung uygulamaları da bu telefonda yüklü gelmekte. Bunun yanı sıra telefonda 1 GHz'lik çift çekirdekli işlemci var. 768 MB RAM var. 8 GB dahili belleğin yanı sıra görmüş olduğunuz 32 GB'a kadar destek microSD kart yuvası sayesinde toplam hafızayı 40 GB'a çıkarmakta mümkün. Wi-Fi, 3G, Bluetooth gibi özellikler, GPS gibi özellikler de var. Anlayacağınız Samsung Galaxy Beam fazla eksi olmayan bir akıllı telefon. Bunu söyleyebiliriz. Tabii görmüş olduğunuz projeksiyon cihazı, projektör birimi olaya biraz daha farklılık katıyor. Samsung Galaxy Beam'i diğerlerinden biraz daha ön plana çıkartıyor. Projektörün aktif hale getirilmesi için görmüş olduğunuz butona basmanız gerekiyor. Şimdi projektörü açalım. Görmüş olduğunuz gibi projektör açık bildirimi karşımıza çıktı ve karşımıza temel projektör ayarları geldi. Şu anda ekrana baktığınızda projektörden yansıyan görüntüyü görmektesiniz sanırım. Tabii ortam biraz daha aydınlık olduğu için görüntüde biraz solukluk var. Daha karanlık bir ortamda daha iyi bir görüntü sunacaktır. Bunu söyleyebiliriz. Görmüş olduğunuz oda ayarlı kadranın yardımıyla yansıtma üzerine görüntünün en ideal netlikte düşmesini sağlayabiliriz. Tabii iki taraftan da odaklama yapmam gerekiyor şu anda. Hem makinede, fotoğraf makinesinde hem de ekranda. Döndür seçeneği var. Döndür seçeneği görmüş olduğunuz gibi ekranı döndürüyor ve daha dikey görüntüye, dikey oryantasyona daha uygun hale getiriyor. Görmüş olduğunuz gibi tabii bu esnada telefonda yere dik şekilde tutmaktayım. Alan büyümüş durumda. QuickPad uygulaması ne? QuickPad uygulaması herhangi bir ekran görüntüsünü alıyor, fotoğrafını çekiyor ve siz bunun üzerinde çeşitli işlemler yapabiliyorsunuz. İşaretçi kullanarak ekran üzerine göstermek istediğiniz bir yeri daha rahat gösterebiliyorsunuz. Şu anda imleci sanırım takip edebiliyorsunuzdur. Bunun yanı sıra kalemi kullanarak ekran üzerinde notlar alabiliyorsunuz, çizimler yapabiliyorsunuz. Silgiyle bunları silebiliyorsunuz. Bu şekilde bazı işaretleme seçenekleri var. QuickPad'de bu şekilde çalışmakta. Bir sunum yapanlar, ekran üzerinde bir şey gösterenler son ekran görüntüsünü alarak onun üzerinde gerekli sunumları rahatlıkla yapabilir. Projektörü nereden kapatıyoruz? Projektörü kapatmak için yine aynı tuşu kullanıyoruz. Evet, görmüş olduğunuz gibi bu şekilde projektörü sağ üst köşede bulunan projektör tuşu yardımıyla kapatıyoruz. Samsung Galaxy Beam'de gelen bir projektör uygulaması var. Bu projektör uygulaması cihazda sunulan projektörün işlevlerini daha iyi şekilde kullanmamızı olanak sağlıyor. Odaklama ve döndürme aslında temel ayarla yapıyor. O seçeneğe girdiğiniz anda projektör açılıyor ve buradan siz odak ayarlamasını az önce gösterdiğim gibi yapmaktasınız. Az önce göstermiş olduğum arayüz biraz da hızlı şekilde açılan, daha sık kullanılan ayarların bulunduğu arayüzdü. Bu odaklama ve döndürme bölümünde ise QuickPad'in yer almadığını görmekteyiz. Sadece bu iki işlem üzerine odaklanmış durumda. Bu şekilde ayarlamayı yaptık. Devam edelim. QuickPad yine az önce gösterdiğim gibi en son ekran görüntüsünü alıp bunun üzerinde çeşitli göstermeleri, kalemle çizimleri yapmanız olanak sağlıyor. Samsung'un çizim merakını biliyoruz. Ekran üzerinde çizim merakını biliyoruz. Bu QuickPad'de o merağı yansıtan türden bir uygulama. Görsel sunucu ne? Görsel sunucu görmüş olduğunuz gibi kamera uygulamasını açıyor. Cihazın arkasına yer alan 5 megapiksellik kamerayı kullanarak bir tepe göz gibi kullanabiliyorsunuz Samsung Galaxy Beam'i. Görmüş olduğunuz gibi şu anda kameranın altına tuttuğum obje ekranda yansıtılmakta kullanıcılara. Bu şekilde bir kullanım sunulmakta. Dilerseniz herhangi bir görüntünün fotoğrafını da çekebilirsiniz. Galeriye kaydedebilirsiniz. Aynı anda bunu da yapmanız mümkün kılınmış. Ortam modu ne? Ortam modu diyelim ki bir partidesiniz ve ya da bir arkadaş ortamındasınız. Ortamda hem müzik çalsın hem de belli bir bölgede, belli bir duvarda görüntüler oynasın istiyorsunuz. Bir kutlama yaptınız, parti yaptınız diyelim. İşte bu noktada ortam modu oldukça işinize yarıyor.
belirli içerikleri seçerek diyelim ki duvar galerisindeki duvar kağıdı galerisi veya telefonla çekmiş olduğunuz fotoğraflar veya bir yerden yüklediğiniz fotoğraflar, bunları seçerek daha sonra onlardan belli bir slide gösterisi oluşturuyorsunuz ve bu ekranda oynatılıyor, belli bir yansıtma üzerine yansıtılıyor. Telefondaki sesleri veya telefona yüklemiş olduğunuz ortam dosyalarını kullanabiliyorsunuz ve daha sonra başlat ikonuna dokunarak gördüğünüz gibi gösteriyi başlatıyorsunuz. Fotoğraflar belirli bir aralıkta slide şeklinde akmaya devam ediyor. Bu esnada da telefonda Samsung Galaxy Bim'de müzik çalmakta. Oldukça hoş bir uygulama olduğunu söyleyebilirim. Geri tuşuna bastığımda da hem uygulama kapanıyor hem de Samsung Galaxy Bim'in projektörü kapatılıyor bu şekilde. Fener ışığı uygulaması ne? Bir projektör var, bir ışık kaynağı var. Bunun bir fener ışığı olarak kullanılmamasını bekleyemezdik zaten. İşte fener ışığı uygulaması da bu işlevi sağlıyor. Gördüğünüz gibi oldukça düzenli şekilde bir dalga formu yayılıyor ve bu sayede siz de yolunuzu bulabiliyorsunuz. Fener ışığının özelliği ne? Bu uygulamanın özelliği ne? Sadece beyaz renk ışık değil, daha farklı renkli ışıklar da elde etmenize olanak sağlıyor. Diyelim ki rengi kırmızı yaptığınızda kırmızı renkli bir ışık, yeşil yaptığınızda yeşil renkli bir ışık ve mavi yaptığınızda mavi renkli bir ışık ekrana yansıtılmakta. Bunun yanı sıra ışığın yanıp sönme hızını da ayarlayabilirsiniz. Çok hızlı bir şekilde yanıp sönmesine olanak sağlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra hiç yanıp sönmemesini de sağlayabilirsiniz. Şekilde görmüş olduğunuz gibi. Fener ışığı kutucuğunu kaldırarak da projektörün kapanmasını normal hale dönmesini sağlayabiliriz. Devam edelim. Bilgi vermede aslında bir alarm vazifesi görmekte. Şu anda saat 16.51. Hemen 16.52'ye bir alarm kuralım ve nasıl olduğunu gösterelim. Kaydet diyelim. Şu anda kaydedildi. Tabii tekrardan yapmamız gerekebilir. Evet. Birazdan bilgi verme uygulamasının nasıl çalışacağını göstereceğim sizlere. Bu esnada devam edelim. Ayarlara girdiğimizde projektör parlaklığını yapmamızı olanak sağlıyor. Bunun yanı sıra ekran zaman aşımı süresini ayarlıyor. Diyelim ki projektörü açtığınız bu esnada ekran da açık. Ekran sizin belirlediğiniz sürenin ardından uyku moduna giriyor, kapatılıyor ve böylelikle pillerle tasarruf sağlanmış oluyor. Ekran yönünde projeksiyon işlevini yaparken otomatik döndürmenin açık olup olmayacağını ayarlamanıza olanak sağlıyor. İsterseniz sadece yatay görünümde kullanabiliyorsunuz. Samsung Galaxy Bim'de projektörle kullanım sırasında. Görmüş olduğunuz gibi projektör uygulaması oldukça kullanışlı bir uygulama. Telefonun işlevlerini biraz daha düzgün şekilde kullanmaya olanak sağlıyor. Şimdi bilgi verme uygulamasının çalışmasını bekliyoruz. Diyelim ki telefonu... Evet. Gördüğünüz gibi 16.53'te alarm açıldı. Ve bilgi verme uygulaması karşımıza çıktı. Saat, hava durumu, bunun yanı sıra bulunulan yerdeki haberler hepsi bu bilgi verme ekranında görüntüleniyor. Diyelim ki telefonunuzu bir alarm gibi kullanıyorsunuz. Telefonu dik bir şekilde görüntü tavana verilecek şekilde yansıttınız. Saat 7'ye alarmı kurdunuz. Sabah uyanıp gözlerinizi açtığınız anda tavanda bu ekranı göreceksiniz ve bu şekilde hava durumu, haberler, bunun gibi bilgileri daha kalkar kalkmaz alma fırsatına sahip olacaksınız. Gördüğünüz gibi şu anda alarm da çalmakta. Samsung Galaxy Bim'in bilgi verme uygulaması bu şekilde çalışmakta. Kullanışlı olduğunu söyleyebiliriz. Tabii burada da tek sorun telefonu dik bir şekilde belli bir yüzeye bakacak şekilde dengeli şekilde oturtmak. Bunu yaptıktan sonra bilgi verme her sabah siz uyanırken yardımcınız olacak gibi gözüküyor. Durdura basıp da kapatabiliriz bu uygulamayı. Samsung Galaxy Bim'in temel özellikleri bu şekilde. Karşımızda standart bir akıllı telefon var. Orta üst segment olarak nitelendirebileceğimiz bir akıllı telefon var. Ve projektöründe bu telefona farklı kattığını söyleyebiliriz. Samsung Galaxy Bim ile ilgili daha fazla detayı teknoblog.com'daki inceleme yazısında bulabilirsiniz. Şimdilik bu kadar.